Başımın. 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonu 2011 yılındaki yaş toplantısından 2 gün önce istifa eden Genelkurmay Eski Başkanı Işık Koşaner'i dinledi. 5 yıl sonra ilk kez konuşan Koşaner, FETÖ'cülerin TSK'da nasıl yer edindiğine ilişkin merak edilenleri özetle şöyle anlattı. Fethullahçı terör örgütünün eylemlerinin bir suç olarak telakki edilmediği dönemde görevliydim. Bize gelen tüm bilgiler MIT'ten ve emniyetten gelen bilgilerdi. Oradan gelen bir şey varsa TSK'dan ilişiğini kesmeye çalışıyorduk. Yaş kararları o dönemde yargıya kapalıydı. Yaş kararıyla silahlı kuvvetlerden personel ayrılması sanki namaz kılan atılıyor, içki içmeyen atılıyor gibi propaganda yapılarak yaştaki faaliyetlerimiz engellenmeye çalışıldı. Yetkili makamlar etkilendikleri için sanıyorum bu faaliyetlerimize şer koyma ve bu şahısların silahlı kuvvetler dışına çıkarılmasını önlemeye başladılar. Son 8-9 yıldır silahlı kuvvetler kendisini bu şekilde koruyamaz duruma geldi koruyamayınca bu kişiler güçlendi, rütbe aldı ve yetkili makamlara geldiler. Örgüt tarafından üretilen sahte bilgi ve belgelere dayalı davalar sayesinde silahlı kuvvetlerin tasfiye edilmesine neden oldu. Işık Koşaner, Ergenekon ve Balyoz gibi davaların planın parçası olduğunu ise şu sözlerle söyledi. Ergenekon-Balyoz gibi neye dayandığı sonra ortaya çıkan davalar vardı. Bu davaların planın bir parçası olduğu tahmin edilmekteydi. TSK'nın itibarını sarsmak ve istedikleri personeli TSK'dan uzaklaştırmak istedikleri açıkça görülüyordu. Suçlu olmadıklarını biz biliyorduk. Ancak konular yargıya intikal ettiği için yargıya müdahale ediliyor denilmesin diye sesimizi yükseltmek imkanı olmadı. Koşaner, balyoz davasında verilen kararların kendilerinde şok etkisi yarattığını söyledi. 11 Şubat 2011 tarihine geldiğimizde mahkeme salonunda bulunan 196 sanıktan 186'sının tutuklama talebi istendi. Salonda bulunan 133 kişi o anda tutuklandı. 121'i muvazzaf askerlerdi. Bu karar bizim üzerimizde şok etkisi yarattı. Bu nasıl mahkeme diye. Davanın seyrini değiştirecek deliller dikkate alınmadı. Sonra arşivden çıkarıldı. TSK tarafından istenen her türlü belge süratle mahkemelere ulaştırıldı bu durum farklı bir amaca hizmet edildiği düşüncelerimizi kuvvetlendirdi. Işık Koşaner 29 Temmuz 2011'de, 1 Ağustos 2011 yaş öncesi neden istifa ettiğini ise şu şekilde açıkladı. Büyük bir general, subay, az subay kitlesi yok yere hapisteydi. Mahkeme görevini yapmıyordu. Savcı ve hakimlerin tutumları aleni olarak hukuka aykırıydı. Rastgele toplu tutuklamalarla silahlı kuvvetlere bir mesaj veriliyordu kamuoyu nezdinde aşağılamak ve kadrolarımızı yenileyip boşaltmak. Biz asker olarak emir verdiğimizde askerimiz koşarak ölüme gidiyor. Biz onun hakkını korumak zorundayız. Ölümüne korumak zorundayız. Yaş kararlarında bunların hepsini bana attıracaklardı. Bu mümkün değil. Yaptığım zaman bu suça ortak olacaktım. Ortak olmadım ama izah etmekte de başarılı olduğumu pek söyleyemeyeceğim. Kadrolar boşaltıldı. Başkaları da oralara yerleştirildi. Onların çoğu şimdi hapiste. Koşaner, Kozmik Oda'nın aranmasına ilişkin soruya ise, Seferberlik Tetkik Kurulu'nda herhangi bir işgal durumunda hangi subayların nerede görev yapacağına dair bilgiler sızdı, yanıtını verdi.